Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa başlıyor. Manşet Avrupa'dan hepinize merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Avrupa futbolunu konuşacağız. Sporsquare'da Gökhan Aptik ve Çağrı Davran'la birlikteyiz. Bu kez Çağrı, Gökhan hoş geldiniz. Merhaba Müjdat. Gökhan Aptik'in yüzünde, bakışlarında o özgüveni, o ben demiştim havasını görüyor musun? Her zaman. Son dakika galibiyeti ve Bayern'in yenilgisiyle sevgili Çağrı. Bir süre bunu yaşayacağız, maruz kalacağız. Bir de değişik bir Real Madrid maçı geçirdi. Onun da bir motivasyonu var. O maçın üzerinde. Coşkusu, maçın motivasyonu da üzerinde sevgili. Merhaba Gökhan. Arkadaşlar. Hoş geldin Evet sevgili Çağrı'dan günün akışını alalım. Tamamdır. İlk önce Messi'den başlayalım dedim. Çünkü Ballon d'Or'dan sonra Messi The Best ödülünü de aldı. Çağrı'nın en sevdiği konular. Aynen. Ballon d'Or. Bir de gerilim aynen var biliyorsun içinde. En sevdiği konular Ballon d'Or. Ama en iyi oyuncu, ödül, tören, oy. Ama Müjdat şöyle bir şey oldu bu sefer yani. Haaland'la Messi 48 oy aldılar. Buna işte taraftarlar, milli takım hocaları, medya, bunların hepsinin birleşimiyle bir puan çıkarılıyor. Eşitlendiler. Eşitlenince tabii herkes ya dedi nasıl olur falan filan. Sonra Messi kazandı. Kurallar gereği milli takım kaptanlarının oylarına bakılıyormuş ve burada da Messi milli takım kaptanlarından daha fazla oy aldığı için hadi bakalım The Best'in sahibi oldu. Hatta marka bir espri yapmış 2026 ile ilgili, 2066 ile ilgili. Orada da yine Messi böyle sakallı, beyaz böyle. Orada da yine ödülün sahibi yani oluyor. Yani şu mu deniliyor? Messi yeter artık, her ödülü illa bu adama vermek zorunda mısınız? Şeklinde bir marka serzeniş mi var? Evet. Yani ona da dokundurmuş olabilir. Ama bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Haaland hak etti mi sizce? Mbappe de bu oylamada 35 ile 3. sırada yer aldı. Ya Messi'ye karşı buralarda bir pozitif ayrımcılık var. O bir gerçek. Yani hak etmediği anlamında değil ama bir pozitif ayrımcılık var. Çünkü ne olursa olsun insanlar hala aktif futbolcular arasında Haaland'ın Messi'den daha yetenekli olduğunu düşünmüyor. Peki %100 Gökhan hak etti mi Messi? Messi'nin bu ödül almasının nedeni ne? 2022 Dünya Kupası. E tamam. Diyorlar ki 2023'te ne yaptı Messi? Ya şöyle bir şey, Erling Haaland 2023'te Premier Lig kazandı, Şampiyonlar Ligi kazandı. Üçleme yaptı. Yani bu bakımdan haklı olabilir ama sempati konusunda Messi'nin hala üstüne de çıkamaz yani, değil mi? Evet, üstüne çıkamaz. Bir de Haaland'ın bence ekstra ön yargısı var insanlar üzerinde. Çünkü imaj olarak belki bir ikna edemiyor Haaland hala. Ya bir şey söyleyeyim mi? İkna edecek. Haaland ödülleri zaten alacak. Pep Guardiola oyundan çıkarıyor, rekor kıramıyor. Ödül alacak, alamıyor. Tepkiler var vesaire falan da. Nasıl Novak Djokovic, Federer, Nadal sürecinde hep böyle üçüncü isim olarak nitelendiriliyordu. Şimdi rekorları kırdı. Gurme bir benzetme. Şimdi de Haaland'ın yıllar sonra, 10 sene, 12 sene sonra diyeceğiz ki ya eskiden Messi ile Ronaldo vardı o dönem. Onların son döneminde ödül alamıyordu. Bak sonra bütün ödülleri aldı diyeceğiz Haaland'ı. Peki şunu diyorsun yani. Gökhan diyor ki ya Haaland zaten bu ödülleri alır. Messi ve Ronaldo aktifken alsınlar birer şey. Alabildikleri kadar alsınlar. Mbappe ile Haaland arasında gidecek. Çünkü yıllarca öyle gidecek. Peki Müjdat, Ronaldo'ya ne diyorsun? Onun sözleri çok dikkat çekti. Biliyorsun adaylık kısmında yoktu. Ballon d'Or ve The Best ödülleri güvenilirliğini kaybediyor. Ama bu Messi'nin, Mbappe'nin ve Haaland'ın ödülleri hak etmediği anlamına gelmiyor. Sadece artık bu ödüllere inanmıyorum. Gerçekleri rakamlar kanıtlar. 2023'ün en iyisi benim dedi ve 2023'te de Ronaldo 59 maçta 54 gol, 15 asiste dünyada en çok gol atan oyuncu oldu. İlk cümleyi söylemiş. İlk cümleyi bak, söyleyerek şey girmesi var. İyi olmuş. Ben ya önce Müjdat'tan başlamak istiyorum. Müjdat bu performansı Avrupa'da gösterseydi bu ödül, The Best ödülünde bir değişim olur muydu? Olurdu bence. Ya Suudi Arabistan'da attığı goller ne olursa olsun insanların gözünde bir farklı değerlendiriliyor. Yani oraya gittin zaten izledik maçları. Ya Suudi Arabistan Ligi'nde gol atmak büyük bir direnç değil. Evet. Yani onu gördük maçlarda. Kötü bir lig demek istemiyorum da gol atması zor bir lig değil. Seviye anlamında futbol seviyesi. Ronaldo'nun adanmışlığı, 40 yaşında bu isteği, bu tutkusu, bunlar ayrı bir hala konu. Hala ödül istiyor ya. Ya bakar mısın? Evet, İnanılmaz evet. Ya. Ama bu hırsla Messi zaten hala kazanıyor falan. Evet. Nasıl bir şey ya bu? Oynamak istiyor. Ya artık ama Ronaldo Messi ekseninden bu sene itibariyle bu ödüller çıkıyor. Bitti artık bu. Bitti. Bence bu ödül biraz bunun onurlandırılması. Mbappe, Real Madrid. Yani futbolun artık Messi'ye ödülleri değil mi? Sen bize bunları verdin, biz de sana bunları veriyoruz. Mbappe, Real Madrid transfer olacak yazın.
Ondan sonra Mbappe Haaland dönemi başlayacak. Tamam, 2024'e gelelim o zaman. 3-2-1 sayayım mı? Evet, ona gelelim. The Best ve Ballon d'Or için. Bu da Müjdat'ın sevdiği konular. Evet. Reels çekiyor şu an. Söyle bakalım. Evet. Bellingham, Haaland, Mbappe. Teşekkürler Müjdat. Bellingham, Haaland, Mbappe. 3-2-1. Bir şey söyle. 3 Bellingham, 2 Haaland, 1 Mbappe. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Çok ezber bir şey söyledin yalnız. Ezber bozmadın. Normalde sen ezber bozarsın. Ne diyeyim? Carvajal mi diyeyim senin gibi? Adam 2009 Barcelona, 2014 Real Madrid eşleşmemize Carvajal dedi ya. Carvajal'in ailesini burada konuk etsek. Dani Alves'e Daniel karşı. Alvesler. Babası peki, falan 2024 Alves, 2024 Carvajal. Carvajal. Dünkü performanstan sonra. Peki senin alalım. Adam zorla Carvajal'e gol aynı, attı. Aynı katılıyorum. Aynı mı? Evet. Bellingham. Evet. Bence çok yakın. Real Madrid çünkü şampiyon yapacak gibi gözüküyor ligde. Ya bu seneki performansından. İngiltere milli takımı da finale kalırsa Luka Modric gibi Bellingham alır. Evet, olabilir. Şampiyon olmasına gerek yok yani. Bellingham da bu arada bu sezon şu ana kadarki performansı bir noktada hatırlanacak bu ödül. Sen söyle Çağrı. Reels'i tamamla. Tamam, Reels'i tamamlayayım. Ben de Mbappe, Haaland, Bellingham diyorum. 1-2-3. Ne kadar ben de kolay olsun diye söylüyorum. Bir bence yine karıştı hepsi. Sen üçüne de üçüne de tamam, bu üç arasında gidip gelecek. Bitti. Reels hemen, bitti. Hemen hızlı İspanya'ya geçelim. Tamam. La Liga puan durumu ekranlara gelsin. Girona kazandı. Real Madrid, Barcelona onlar da kazandı. Zirvede şimdi Girona bir maç fazlasıyla 52 puanla lider. Real Madrid 51, Barcelona 44, Bilbao 41. Çok enteresan bir maçtı Real Madrid-Almeyra maçı. 2-0 öne geçti Almeyra. Gökhan Aptik anlattı. Gökhan içinde motivasyon anlamında da güzel bir maç oldu. Ne diyorsunuz maçla ilgili? Valla bu hafta ben şunu gördüm. La Liga tarihi bir pazar günü yaşadı. Tarihin en iyi pazarı olabilir değil mi? Bizim jenerasyon evet, olarak. Tarihi bir pazar. Evet. Süper Sunday. İspanyolca söylemen lazım. İngilizler öyle diyor. İngilizler öyle diyor ya. Real Madrid Almeria maçını anlat diyorsun. Bir de burada anlatır mısın? Evet. Yani ne maç başladı? Edgar Gonzalez'in golü neydi öyle ya? İnanılmaz ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ya işte pazar günü acayip goller. Yalnız evet, evet, bir şey itiraf edeyim mi? Bellingham'ın rövaşatası gol olsa mesela. Edgar'ın golünde de Ramazani'nin golünde de ikisinde de top kaleye girmemiş gibi gözüküyor biliyor musun anlatırken? Evet doğru. Çok zorlandım. Çok zor. Ramazan'da biraz bekledim. Edgar'da golü verdim. Bu verdim yani yan alır olsa. Ben bunun filelerinden mi kaynaklanıyor? Evet, bilemiyorum. Yani inanılmaz zor anlaşıldı ikisinde bak, de gol. Bak bu kale fileleri benim özel ilgi alanımdır. Hı-hı. Bernabéu'nun kale filelerinde sıkıntı var. O kadar gergin kale filesi olmaz. Sana 90'lı yılların fileleri lazım. Ancelotti'nin Arda'yı oynatmaması tabii kadro açıklandığında 1 saat 15 dakika kala açıklanıyor kadrolar. Üzdü bizi ama hep içimizde bir Arda'nın bu maçta oyuna girme beklentisi vardı. Hani belki fark açılırsa ya da Real Madrid zora düşerse Arda'nın girme ihtimalinden bahsettik. Ya 70'te Ceballos yerine bir Arda'yı at yani hocam. Ceballos, Camavinga değişikliklerinden birinin bence Arda olması gerekiyordu. Bu arada Camavinga inanılmaz derecede etki etti pozitif anlamda. Ama Brahim Diaz çok kötü oynadı. Mesela Brahim Diaz'ın performansı düşerse gelecek haftalarda Arda'yı sonradan oyuna girerken göreceğiz. Sen maçtan önce de hani maça girmeden önce de konuşumuza demiştin hani Arda oynayabilir diye. Ben de katılıyordum. Neden? Çünkü Ancelotti dedi ki bu takım yorgun. Hakikaten yorgundu takım. Ya takım ama, iki kere Atletico evet, Madrid bir tane Barcelona maçı oynadı 10 günde. Yine gitti garanti oyuncuları oynattı Ancelotti ama en azından hatasını kabul etti diyelim. İspanya basında Rüdiger'le Rüdiger, Modric, Rodrigo. Üçü de bütün kadrolarda yedek. İkisi oynadı 11'de. Evet doğru. Ama Bellingham cezalı şimdi önümüzdeki hafta. Las Palmas maçında yok. Brahim Diaz performans olarak sen belirttin. Takımda bir yorgunluk söz konusu. 46'da 3 değişiklik yaptı. Arda için sanki Las Palmas maçı. Ya 11'de maçı de çıkabilir Las Palmas ya maçında. Yanlış oyuncuları seçtim dedi ama bu sefer arada Müjdat biraz güven var. Yani bu takım yine dinlenip belki Ancelotti garanti olması için unutabilir. Las Palmas da enteresan bir takım. Ligin en az gol yiyen ikinci takımı Real Madrid'den sonra. Evet. Yani Arda Güler'in o nasıl diyelim yaratıcılığına da ihtiyaç duyabileceği bir ya, maç. Bellingham'ın yokluğundan bahsediyor. Bellingham yokken Arda'ya evet, aslında ihtiyaç duyulabilir o maçta. Evet, Las Palmas kolay bir takım değil. Şimdi şöyle bir şey var. Valverde'yi mi ilk başta yedekleyecek Arda? Bellingham mı? Vinicius mu? Bu da çok kritik. Çünkü Bellingham'la Vinicius'tan oynarlarken hiç vazgeçmiyor. Şimdi Valverde çünkü Bellingham hep oynatıyor, hiç çıkarmıyor. Vinicius'u da hiç çıkarmıyor. Evet, Valverde ile aynı stil değil bence. Maça gelelim. Şimdi Jude Bellingham'ın tabii inanılmaz bir performansı vardı ki bu maçın da oyuncusu seçildi. Ne gol atıyordu ya? Evet. Oraya boşata gol olsa Puşkaş'ı alırdı evet, bence. Evet, alırdı. O gol mü, Osasuna golü mü? Ona geleceğiz. O gol mü, Osasuna golü mü ya? Geliriz tamam. Bir cümle tam geliriz. O gol artık sana söyleyeyim. Tarihin en iyi golü ve şimdiden 2024 Puskas ödülünü ya, aldı o gol. Tarihin en iyi golü konusunda ben çok iddialı bir cümle olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Puskas alması da yani hani
Bir kere Arezzo bilerek atmıyor. O zaman o maçı da hemen şey yapalım. Ya bak. Kısa o görüntüler meşhur, de gelsin. Golün görüntüleri. Meşhur. Akışını bozdun. Akışını bozdun. Adamın bütün o gazeteci şu kimliğini an aldım. Kalkıp giderken daha fazla izlenir. Şu an moral nasıl bozuldu? Sayfayı yıktım. Bak ben de şu an bin pişman oldum. Bak bin pişman oldum. Müjdat hiç yapmıyor bunları. Bir şey diyeceğim. Arezzo'nun golü inanılmaz bir gol. O golün oradan hani o topun oradan kaleye girmesi inanılmaz. Bilerek atmadı zaten. Ama şimdi bak Roberto Carlos'un meşhur bir golü vardır ya. Orada Carlos bilerek vuruyor kaleye doğru. Evet. Bilerek içeri doğru zımba gibi vuruyor. Bunun hiç alakası yok. Arezzo'nun hiç alakası şimdi bu yok. Biraz şans golü. Puşkaş alır mı almaz mı alabilir. Ama Jude Bellingham'ınki gol olsaydı daha bilinçli, daha estetik. Ya böyle bir yükselme, tablo böyle bir açılma, böyle bir... Ve çok net değil mi? Kare yok kadar, ya. Bir de bu kadar uzun bir oyuncu olmasına rağmen bu hareketi İbrahimovic gibi rahat yapması... Hugo Sanchez atardı bunu. Peki ben size küçük bir ayrıntı vereyim. Bunu hatırlamam Müjdan. Hugo Sanchez'in röveş atanı... Hugo Sanchez'in röveş atanı nasıl hatırlamıyorsun? Röveş atayı biliyorum abi ama o anı... Milan maçını hatırlamıyor musun? Yok abi hatırlamıyorum. Aa. Benim çocukluğum Hugo Sanchez'in jenerikleriyle geçti TRT'de. Çağrı akışın başına bak, döndü abi. Kaldığı yere döndü. Tamamdır. Çağrı şu an Milan'a geçti. Ne Hugo Sanchez abi ya? Bir şey söyleyeceğim. Maçı izleyenler o anı biliyorlar. Siz 90 dakika bence izlemediniz. Ben işiniz vardı. Şöyle bir şey var. İkinci devreye daha çok bakabilirim. Bak şöyle bir şey var. Bellingham o hareketi yaptıktan sonra bir tane Real Madrid taraftarıyla göz göze geldiler. Nasıl ben yakaladın onu ya? Ya işte İspanyol da... birisi yakaladı. Ben yakalamadım. Ekran ekrana geldi. ekrana geleni söylüyorum anladım, yani. Ya, anladım. O da böyle bir not olarak kalsın. İnanılmaz bir görüntüydü. O yüzden hani yılın karesi seçiliyor ekranlara yani. Ekranlara gelsin o zaman o görüntü. Gelsin. Gelebilir değil mi? Olabilir. Niye gelmesin? Yani Bellingham bu maçın da oyuncusu seçildi. 25 maç, 18 gol, 8 asist, 12 kez de maçın adamı. 20 yaşında daha bu. Bu Gökhan Abdel'in iddiası var. Mbappe Real Madrid'de diyor. Bunu neye dayandırıyorsun? Hislerine mi? Ya nasıl yani? Real Madrid kulübüne olan yakınlığından mı? Real Madrid kulübüne olan yakınlığı. Mbappe'ye olan yakınlığı. İspanya yayıncı kuruluşu, Esport'ta çalışıyor olmam. Hakem faktörü var mıydı Real Madrid'le alakalı? Abi yani... özellikle bir şey söyleyeyim. Vinicius'un golü. Şöyle, Engin'in şu ifadesi var maçta. Bence çok kritik bir ifade. Suçu da bak Engin'e atıyor. Hayır. Ben katılıyorum Engin'e. Sen de katılacaksın. Gri olan tüm pozisyonlarda Real Madrid lehine karar verdi. Aslında Garitano'nun tepkisi bunaydı. O yüzden atıldı hoca bence. Çünkü kritik bir pozisyon VAR'a gidiyor Real Madrid. Kritik pozisyon VAR'a gidiyor Real Madrid. Aslında durum bu. Ya maçın özeti bu. Uzatma. Uzatma doğru. Doğru mu? Kaç kere VAR'a gitti Müjdat? Biz söyledik. Gökhan. Engin 7 dakika dedi. Ben 9-10 dedim 11 çıktı. İşte Gökhan 11 çıkması. Garitano 15'e çıksa şaşırmaz. Garitano'nun çıldırması o Vinicius'un omuz. Ya o bak o nerede biliyor musun sıkıntı oldu. Biz bunu İbrahim abiyle yıllardır konuşuyoruz. Hı-hı. İngilizler dedi ya kısa kol. Evet. Şurası el evet, sayılmaz evet dediler ya İngilizler. Burada başladı abi sıkıntı futbolda zaten. Şu el mi değil mi? Doğal şurası konum önemli. Şurası el mi? Ya vuruyor mu Vinicius şöyle? İşte omuz şöyle vuruyor gibi oluyor. İşte omuz diye yorumladı maçın hakemi. Ya ben de omuz gibi diyeceğim çünkü top öyle gitmez bence. Yani o kadar net gitmez yani. Bunu da Engin söyledi maçta. Yani orada bir güç oluyor. Yani güç olarak vuruyor ya. Şimdi şurayla o gücü nasıl alacaksın ya? İnanılmaz aşırtma evet, attı ya. Evet. Burasıyla aşırtma attı. Kol kapalı olduğu zaman. Peki öyle... Carvalho'nun son dakikada yine Bellingham pası atıyor ama. Carvalho diyoruz işte Çağrı. Bir haftadır Carvalho diyoruz Reels'larda. Carvalho diyoruz. E bana Carvalho ben bana haftaya Carvalho forması aldıracaksınız. Carvalho formasıyla ilgili. Gökhan böyle ama şey hakkı verilmeyen böyle çok popüler olmayan futbolcuların yanındadır. Hep garibanın istiyor yanındadır Gökhan. Yanındadır ya. Yani. Thiago Liverpool'un o kadrosunun süper yıldızı değildi mesela. Salah, Firmino, Mane. Vallahi Thiago'nun sana borcu var Gökhan. Ben Esport ekranları hep anlattığım bir hikaye var. Çok kısa anlatabilir miyim? Buyurun. La Liga Experience. Nereye gittin? La Liga Experience'da gittik Madrid'e. İspanya milli takım forması alacağım Thiago. Anı olarak yanımda kalsın diye. Girdik mağazaya. Ben dedim bir Thiago forması. Aldım İspanya milli takım formasını verdim. Thiago'ya yazabilir misiniz dedim. Ondan sonra hanımefendi dedi ki yazmıyoruz. Dedim nasıl yazmıyoruz? Gökhan yazdırsam yazmayacak mısınız? Yani ben istediğim ismi yazdıramaz mıyım? Thiago milli takımda olmayacak dedi. Milli takım kadrosunda olmayacak dedi Euro'da. Ya dedim ben Thiago yazdırmak istiyorum. Ben İspanya milli takım teknik direktörü değilim ki ya. Ben Thiago, ya Gökhan yazarım oraya, Çağrı yazarım, Müjdat yazarım. Yani neden yazmıyorsunuz?
Yok dedi, ben bir arkadaşıma sormam lazım dedi. İçeri gitti. İçeri gitti, geldi, tamam yazıyoruz dedi. Nasıl bir şey bu ya? Neymiş biliyor musun? Sonradan tekrar hanımefendiyle konuşup gülüştük hatta. Thiago'nun numarasına bakıyor internetten, yazıyor işte Spain National Team, Thiago Alcantara yazıyor, numarasına bakıyor, yok Thiago. Numara garanti olmadığı için orada bir sıkıntı yaşadık. 10 Asensio. Ya dedim ne Asensio? Thiago 10. Asensio Thiago. Asensio Thiago en sonunda. Thiago'da karar kıldık ve İspanya 10 Thiago formasını Madrid'den aldım geldim. Kaç dakika sürdü bu? Bir 10 dakika sürdü. O hanımefendi de herhalde İspanya'da bir yılda yaşayabileceğim büyük kaosu 10 dakikada yaşamış Gökhan. Ama Emre Gürkaynak bana çıkışa dedi ki abi sen haklıydın dedi. Akışa dönelim mi? Real Betis Barcelona. Hala La Liga'dayız ya. Evet. Çok yavaş gidiyoruz. Ya Betis deplasmanı her zaman zordu ki Barcelona normalde puan kaybettiği bir maçta 90'dan sonra açıldı. Ferran Torres harika oynadı. Lamine Yamal diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum ve sözü size bırakıyorum. João Félix'in... Bak Lamine Yamal diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. João Félix'in golü diyorum ben. Lamine Yamal diyorum. Bak ben haftalardır esport ekranlarda, maçlarda Lamine Yamal diyorum. Yok, bir kez daha Lamine Yamal. Sanki yeni bir keşif yapmışsın gibi Lamine Yamal'ı burada anlatıyorsun. Yedek oynatıyordu Xavi. Abi hocam al artık Lamine Yamal dedik. Sen de bak, acelecisin işte. Ya. Ya ilk hafta şov yaptı Barcelona'nın. Şimdi o zaman sadırda. Şuradan gidelim. Maçın adamı kim seçildi biliyor musunuz? Kim? Isco. Ama o da yani. Evet, iki gol attı ama maçın adamı Isco seçildi. İki gol atarsa seçilir. Enfes gollere ya. Evet. Ben de João Félix'in gol ki ekranlara gelsin lütfen. Ayağının dışıyla tam bir Quaresma golü attı João Félix. Evet, maçta beni en çok etkileyen Isco'nun performansı. Ama işte, o kadar çok güzel gol oldu ki o gün. Hangi biri... İnsan akla tutamıyor. Ferran Torres'e ne diyorsun? Bir kere onunla da şöyle bir şey var. Messi'den sonra ilk frikik golü atan Barcelona oyuncusuydu. Messi'den sonra da hat-trick yapan ilk Barcelona oyuncusu oldu ki herkesin çok da kabullenemediği kariyer, bir oyuncu. Kariyer sezonu olacak. Evet. 11 gol daha şimdiden tüm kupalar ki en fazla 13 attı. O yüzden özel bir sezon olacak. Gökhan, Lewandowski'nin 62. dakikada oyundan alınmasına ne diyorsun? Hiç şutu yoktu. Sadece 5 pas alıyor Lewandowski'yi. Bu tarz ilk defa almadı. Alıyor Lewandowski'yi oyundan. Yok yok, oradaki performans anlamında diyorum. Kötü. Kötü. Kalır mı Müjdat Lewandowski Barcelona'da? Arkadaşlar, Lewandowski'ye top getiremezseniz Lewandowski topu alıp da dönecek de 20'den 30'dan atacak da öyle bir futbolcu değil ki zaten. Yaptı şeyde El Clasico'da. Evet, Bayern'de getiriyorlardı, atıyordu. Burada getiremiyorlar, atamıyor. Bu kadar basit yani. Félix, Ferran Torres, Rafinha. Getireceksiniz Lewandowski'ye. Getirmezseniz arkadaşlar gol atamazsınız. Lewandowski'ye top gelmiyor. Çünkü hepsi pırpır. Hepsi kendine. Lewandowski tık tık diyordur tık tık tık. Ya. Keşke Real Madrid'e gitseydim diyordur ha. Kesin daha iyi olur. Şu anda var ya, Lewandowski'ye cuk otururmuş. Mesela Lamine Yamal'ın o attığı pas var ya. Hani kalite. Ferran Torres'e. Ha, kalite. Orada mesela Lewandowski'ye o hızla gidip atamazdı değil mi? Evet. Ya biraz kariyerinde son demlerinde yani böyle oyun yelpazesine bazı... Yani son sezon olabilir mi Barcelona'da? Bilmiyorum ki yani şu anda. Çağrı niye konuya çok takıldı Çağrı? Bilmiyorum, olabilir. Tamamdır. Yok Çağrı ya, ben performans olarak Lewandowski'yi haber yapacaksın galiba. Evet, ondan haber yapacaksın galiba. Yok, Lewandowski'nin son sezonu olabilir. Ya manşet yapacağız onu. Ama ben diyorum ya, Real Madrid'e gitmesi... Real Madrid alabilir ha Lewandowski'yi. Ya gidecek. Mbappe gidecek diyoruz ya. Mbappe var ama. Ya sen... Abi ne ısrarla, bir daha gittim abi şu anda. Israrla Mbappe niye Real Madrid? Gidecek, gitti. Peki. O zaman gecenin geç maçı, yani hala pazar başlayan ama. Pazartesi biten Girona-Sevilla maçıyla bitirelim. Artan Dobik diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu adam bambaşka bir seviyeye ulaştı Gökhan Abdi'nin müthiş tabirle. Yani muazzam bir performans. Ya Girona 6 dakikada hat-trick yaptı, 14 gole ulaştı. Sevilla zaten bu sene bitik, hepimiz biliyoruz yani bir helva gibi dağıldı Sevilla. Girona da bu ritimle onları bulunca acımadılar yenik duruma düştükleri maçta ama 5-6 dakikada hat-trick. Yani bu Lewandowski'nin evet, Bundesliga'da evet, yaptığı tarzda hareketler bunlar. Artem Dobik adı Türkiye ile anılıyordu biliyorsun sezon evet, başında. Evet. Beşiktaş da Trabzonspor'la adı geçmişti. Yani çok çok özel bir performans. Girona'yı büyük bir merakla bekleyeceğiz nereye kadar götürecek. Sevilla'dan da ilk golü Sevilla attı ya orada Isaac Romero, o da enteresan. Abi Girona ilk golü yerse o maçı kazanır. Yok şey diyeceğim, hani Sevilla'nın hani bu kadar böyle kadrosunda Isaac Romero hani kim diyenler olabilir. O da daha yeni Sevilla'nın A takımına çıktı. Hatta kupada oynamıştı, 2 gol attı. Bu maçta da ilk maçında gol attı kariyerinde. Geliyor mu o zaman Isaac röportajı? Bilmiyorum. Çağrı davran, nasıl ulaşırsın bilmiyorum ama. İtalya'ya geçelim. İtalya'da tek maç var çünkü Inter de kupa oynadığı için. O yüzden lig maçı oynamadı. Lecce maçı Juventus'un. Juventus
rahat kazandı. Vlahovic'in yükselen performansı. Valla bak Vlahovic'in yükselmesindeki temel neden Kenan Yıldız bence. Kenan Yıldız orayı bir ateşledi. Evet evet. Orada bir rekabeti körükledi. Vlahovic de yani sıra dışı bir ritim yakaladı. Ya tabii kötü bir şey ama tabii ki sakatlık ama çünkü Chiesa'nın da sakatlığı Kenan'a çok yaradı. Yani aynı pozisyon aynı değil pozisyon ama değil orayı ama bir oynatabilirdi yani. Arkadaşlar Kenan Allegri bana katıldı gördünüz. Hı-hı. Günlerdir burada söylüyorum. Kenan bir golcü. Kenan sol açık oyuncusu olmayacak. Çift forvet oynayacak. Gittiği her takımda kariyerinde. Bu kadar spektaküler goller atan, bu kadar maçın içinde olan, maçı yaşayan. Bak Vlahovic'in golünden önce ilk şutu çeken Kenan tam bir golcü geliyor. Tam bir golcü. Çift forvet. Çift forvet oynamak isteyen takımlar Kenan Yıldız'ın kapısında kariyeri boyunca. Bu arada şöyle de bir durum var Juventus için, Kenan için. Matias Soule biliyorsun kiralık oynuyor. Frosinone'de 3 kiralık oyuncusu var Juventus'un. Caio Jorge, Barrenechea ve Soule. Barrenechea hangi Barrenechea? Enzo Barrenechea. Arjantinli. Tamam. Çok fazla kiralık oyuncusu da var. Soule 9 gole ulaştı. Bir frikik golü attı. Senin anlattığın maçta. Aynen. Ve o mesafede, o kadar yakın mesafeden o topu o barajın üstünden indirmek çok çok saf bir yetenek gerektirir. Doğru, çok Paulo Dybala'nın biraz daha düşük versiyonu gibi. Şimdi Dybala çok özel bir oyuncuydu. Dybala'yı anımsatan tweet attın stili zaten. Var. Tweet attım. Evet, evet. Tweet'in üzerine de şu anda videoyu çekiyorum. yani gelecek sene Juventus'un ön taraf planlarında Kenan Yıldız bir Matias Soule rekabetine de girebilir. Belki Kenan gider. Belki de gider bilmiyorum. Şimdi ama. Juventus 52 puanla liderliği aldı maç fazlasıyla ki bir pozisyon vardı. O da çok enteresandı. Onu size göstermiştim programdan önce. Şu McKennie kafayı vuruyor. Vlahovic topa müdahale ediyor. Gol atıyor boş kole ama McKennie'nin suratı yani güleyim mi yedin, gibi. Yedin golü mü? Yedin gibi. Vlahovic şimdi o kadar eleştirildi ki bir an önce gol sayısını arttırmaya çalışıyor. O hırsla odaklanmak. Son 5 maçta 6 gol 2 ama asist. Çok klas goller attı. Evet, evet. Her biri yani evet. Bir kafa vuruşu, sol ayağı. Geçen hafta Sassuolo evet, maçında evet. Attığı goller muazzam. İnanılmazdı. Kısa bir Mourinho da diyelim. Roma'dan ayrıldı. Roma taraftarı da tepki gösterdi. De Rossi geldi. Daniele De Rossi Roma efsanesi. Verona 2-1 yendiler. Maçı izledim ama Roma öyle çok olağanüstü performansı yok. Mourinho'nun bundan sonraki durağı sizce neresi olabilir? Dün evvelsi gün Barcelona'ya geldi hatta. Hemen böyle bir Barcelona mı dediler ama Xavi kazandı. Milli takım olabilir deniyor ya. Ya Mourinho'nun tazminatları meşhur biliyorsun. O tazminatı karşılayabilecek bir ekonomi 80-90 lazım. 80-90 milyona yani çıktı o, toplam tazminatı. O ekonomiyi verebilecek bir Avrupa takımı varsa oralara yazmak gerek. Mourinho'nun devri peki kulüp anlamında bitti mi sizce? Abi, üst seviye? Bak, bence yo, bitmedi bence. Üst seviyede. Yo, bence de bitmedi de ben gelen haberler milli takım hocası olacak yönünde. Ya Mourinho'nun şöyle bir etkisi var abi. Bunu Roma'da gördük. Roma'dan ayrıldığında kapalı gişe bir Olimpico bıraktı. Evet, evet, evet. İki tane Avrupa Kupası finali, bir şampiyonluk ki Roma tarihinde bir ilk. Yani evet. Finali vardı ama kupası yoktu. Yoktu. Ve Konferans Ligi'ni kazandığında o gözyaşlarını hatırlıyorum ben Jose Mourinho'nun. Yani Roma'yı bir ayağa kaldırdı ya Jose Mourinho. Bence seversin sevmezsin. Arkasında mali bir yük bırakabilir. Bir hani etki bırakabilir negatif anlamda. Ama Jose Mourinho'nun bir aurası, bir enerjisi kesinlikle var ve teknik direktörlükte bu gerekli. Ben Daniele De Rossi'nin de Roma'nın kadrosundan Mourinho kadar yararlanamayacağını ya da verim alamayacağını düşünüyorum ki Erim de güzel bir bilgi attı bana. Bahis oranlarıyla ilgili. Hani Jose Mourinho'nun bir sonraki kulübü hangisi olabilir diye. Birinci sırada Newcastle var. Bak olabilir. Bravo Erim. Suudi kulüplerinden biri. Portekiz milli takımı MLS. Porto, Crystal Palace, İngiltere diye devam ediyor ama Newcastle... Ben Newcastle. Bak Erin bravo. Gene o genç dimağı olarak dokunuşunu yaptı. Bir genç dimağı tişörtü yaptıralım ya Erim'e. Devamlı söylüyorsun. Dimağı nasıl yazılıyor? Ben de Newcastle'a çok şey yaptım bu arada. Ya. Newcastle bak ama. O tribün atmosferi, o yoğunluk. Müthiş olur ya. O kültür. Bir de Bobby Robson'dan gelme. Bobby Robson kültür. Doğru Bobby Robson. Oradan yakalamaya çalıştım Müjdat. Mourinho dendiğinde ilk akla gelen takım Chelsea değil mi? Chelsea. İkinci akta gelen de Real Madrid mi? Evet. Evet. İkisinde yok sadece Avrupa Kupası Jose Mourinho'nun. Bak Inter'e bak, gitti. United'da Avrupa Kupası var. Roma'da var. Inter'de Porto'da var. Var. Inter'de var. Kolay kolay vazgeçilebilecek bir teknik direktör değil. Newcastle, bence bitmedi. Newcastle bence devam. Mourinho oldu ya. Bence oldu. Oldu. Newcastle Mourinho oldu. İhtiyacı var buna. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mbappe Real Madrid, Newcastle Mourinho. Almanya'ya geçelim. Bizim ligimiz, Müjdat'ın ligi. Leverkusen artık kazandı. Sizin liginiz. Sizin liginiz benim tahminim. Evet doğru. Aynen. Bundesliga'da sizin liginiz ben biliyorum. Leverkusen 48 puanla abi, lider. Bayern'i
beklenmedik bir puan kaybı. Orada saçmalık derecesinde evet. bir Grimaldo performansı evet, evet, var. 9 gol 9 asist oldu bu maçta da yine. Korner, duran top her şeyde adam asist yaratıyor. Boniface'in yokluğunda ben takılır diyordum Leverkusen, Leipzig açıkçası. Takılıyordu da ama son dakikada bu deplasmandan da çıktı. Gitti Bayern Münih evinde Werder Bremen'e mağlup oldu. Bayern'de bu sene sıkıntı var. Bu Bayern öyle dominasyon kurabilecek bir Bayern değil. Geçen sene de öyleydi. Dortmund Dortmund'luk yaptı. Soru şu. Leverkusen Dortmund'luk yapacak mı? Şimdi oraya Leverkusen, Leverkusen geçen Bundesliga hafta... Bundesliga 2023-2024 sezonu şampiyonu. Tamam, Leverkusen geçen hafta biliyorsun... Avrupa Ligi'ni alamaz. Geçen ama hafta, Bundesliga'yı alır. Tamam, geçen hafta Palacios'un golüyle son anda. Bu sefer de Incapié'nin 90+1'de ki yine Grimaldo asist. Evet, onu diyorum abi. Kornerde ya, her geçen, yerden tehdit yaratıyor. Sen futbolcudan anlıyorsun Müjdat. Grimaldo, Grimaldo dedin. Grimaldo şu anda 26 maç, 9 gol, 9 asisti var. Bundesliga'da ise 7 gol, 8 asisti var. Ve takım kurtarıyor ama bu Leverkusen devam eder mi? Abi. Yani Dortmund'a karşılaştırdığında. Bak maç çok net belli. 10 Şubat günü. Fikstür değişmez herhalde. 10 Şubat günü tabii saati de belli. 20.30'da. Bayer Leverkusen, Bayern Münih. Orada her şey belli olacak mı diyorsun? Fotoğraf netleşir abi orada. Daha çok maç var ama fotoğraf orada netleşir. Eğer Bayer Leverkusen, Bayern Münih yenerse. Bir daha durdurulamaz. Şu anda puan farkı 7. Ama bir maç eksiği var. Bayern'in 4. Bir düşün. Ne zaman o maç? 10 Şubat. 10 Şubat. Yakın ama. Yakın. Daha sonra da çok var. Var ama Bayern'i de kırabilir o maç. Leverkusen'i de şaha kaldırabilir. Ama yani Bundesliga tarihinde şu anda kaç? 27 maç mı kaybetmeden Bayern Leverkusen? 27 evet. 27 maç. Oldu. Rekor 32 ile Bayern Münih tüm kupalar. Hı hı. 32 maç. Yani o maç o Bayern'in rekorunu da kırma anlamında bir doğru. Oradan sonra durulamayabilir. Mihenk taşı olabilir. Yani psikolojik anlamda Bayern'in 32 maçlık tüm kupalar yenilmeme başlangıcına şu anda o rekora aday Bayer Leverkusen. Xabi Alonso inanılmaz bir şey yaptı. Bayern'in şimdi bu erteleme maçı vardı Union Berlin'e. Kar sebebiyle oynanmamıştı. Bu hafta hiç o maçı oynayacak. Tabii onlar da Werder Bremen karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldılar. Feyzer'in müthiş golüyle sol sağ çaprazdan harika bir goldü ki ikinci yenilgisini aldı ve evinde ilk kez yenildi. Daha önce Frankfurt'tan deplasmanda 5-1'lik bir gol vardı. Werder Bremen için de enteresan olan ne? Bayern Münih karşısında 32 maç sonra ilk kez galibiyet almışlar. Bir de kısa Bundesliga 2'de Can Yılmaz Uzun var. Ümit milli takım oyuncumuz. Umarız amil takım tercihinde de Can Uzun Can bizden yana olacak. Çok büyük bir potansiyel olarak evet. Şu anda yani milli takımımız seçer mi seçmez mi bilmiyorum da bak Enis Destan ligde bir ritim evet, yakaladı. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Semih. Arda var. Arda geliyor. Hayır. Arda zaten Arda var. Arda zaten. Evet. 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 Yani ön tarafa bakıyorum. Eksik var mı? Yani şu anda potansiyellere bak. Yani Semih var. Enis Destan var. Kenan Yıldız var. Bertu. Bertu var. Arda Güler arkalarında. Bir de Can Uzun o listeye evet. dahil olursa hani ya, bir anda bir patlama, bir fışkırma var ön tarafta. Ben U17 milli takımından da Avrupa Şampiyonası'ndan beri takip ediyorum. Hani bir 10 numara, klasik 10 numara gibi. Hansa Rostock maçında da harika 2 tane gol attı. Ve transfer iddiaları da var. İngiltere'de Newcastle, Brighton. Almanya'da da Dortmund, Frankfurt. Sizce en mantıklı olarak neresi sizce devam etmesi kariyer açısından? Ben Dortmund diyorum bir. İkincisi Brighton diyorum. Brighton diyorsun. Siz? Aynen katılıyorum. Ben de Dortmund. Dortmund dememin nedeni benim Nuri Şahin. Brighton'da Premier Lig'de bu tarz futbolcuları gerçekten parlatan, evet. başka bir seviyeye getiren bir de Brighton'da herhalde şey gider değil mi? Yani Evan Ferguson. Evan Ferguson gider herhalde. Bence transfer olur. Gidecek yani Evan Ferguson evet, giderse... Evet. Gerçi pozisyon olarak birebir aynı değiller ama forvet 10 numara gibi Can. Yani ama o, geri arkadan daha iyi oynuyor. Saydığı takımların hepsinde oynar. Evet, ama Dortmund'da dediği gibi Müjdat'ın Brighton çok aynen. daha şey olabilir. Premier Lig'e hızlıca geçelim. Liverpool kazandı yine Salah'sız. 48 puanla lider Manchester City'nin bu hafta Salah maçı yoktu. Salah bu arada Afrika Kupası'na sakatlandı. Liverpool'a geldi. Tedavi görüyor. Tekrar ama gidecek. Ama iyileşirse geri dönecek. O zaman hemen şey maçından girelim. Bournemouth Liverpool maçı 4-0 kazandı deplasmanda. Net bir galibiyet aldı. Vallahi. Nunez attı. Jota harika. 2 Nunez 2 Jota. Evet. Harika bir performans gösterdiler. Liderliği devam ediyor. Salahsız nereye kadar gider? Valla Darwin Nunez gol asist double double oldu bu sene. Bunu yapan ilk Premier League oyuncusu. Evet. En azından o baskıyı biraz kırmış gibi gözüküyor. Salah'ın olmadığı denklemde Darwin'in gol atması çok kritik Liverpool için.
Zaten Jota da gol attığı zaman Liverpool hep kazanıyormuş. Evet. Öyle de bir enteresan, enteresan istatistiği var. Liverpool City Salah'ın rolünü en iyi Jota alır değil mi? Tabii. Tabii ama Darwin'in de skor yapması lazım. Abi Liverpool City kafa kafaya giderler. Ben öyle size söyleyeyim. Arsenal da arkadan gelmeye çalışır. Arsenal ama olmaz. Ama Crystal Palace net bir galibiyet aldı ya. 5-0'lık bir galibiyet. Ya çok kolay olacağını düşünmüyorum. Martin, yani çünkü Liverpool'la City o şeyi yaktılar yine şampiyonluk. Anladım. Ateşini. Şubat çok yoğun geçecek Premier Lig'de. Mart'ın başında da Liverpool Manchester City maçı var. Hadi bakalım. Oraya bakalım nasıl gelecekler Şubat sonrası. O da yine Leverkusen Bayern Münih demiştin ya, öyle bir şey olacak. Oraya gibi bir fotoğraf. Ama şimdi Mart'ın dediği tarihle Şubat 10 aynı değil. Tabii. Oradan değil. Sonrası artık tamam. Ama devam ederler diyorsunuz ya siz. Tabii City'nin arada Chelsea maçı falan da var. Yani City'nin orada inanılmaz bir 4-5 maçlık periyodu var. Orayı geçerse zaten söyleyeyim şampiyon olur. Geçemezse Liverpool. Bak Burnley, Brentford, Everton, Chelsea. City'yi mi sayıyorsun? Evet. Burnley, Brentford deplasman, Everton, tamam. Chelsea iç saha, tamam. Brentford iç saha, evet. Bournemouth deplasman, United iç saha. Burada başlıyor galiba. Sonra Liverpool, sonra Brighton, Arsenal diye gidiyor. Aston Villa diye gidiyor. Orası çok kötü. Yani o serinin ilk maçı. Çok kötü. Evet. O Mart ayı işte. Evet. Şubat'tan sonra Mart'ta acayip bir seriye başlıyor Manchester City. O zamana kadar Salah da dönecek Liverpool'a. Tabii Liverpool'un da oradaki fikstürüne bakmak lazım ama yani... Liverpool Manchester City rekabeti sonuna ben kadar gidecek. Bak Liverpool da şu anda Chelsea ve Arsenal maçlarıyla devam edecek. Yani o sert fikstür aslında Liverpool için Şubat'ta başlıyor. Üst üste Chelsea, Arsenal ardından rahatlıyor göreceğim. Yani kimi önde görüyorsun? Yani ben Manchester City yine de hani Kevin De Bruyne döndü. Hani öyle bir iyice bir yani. Kevin De Bruyne çünkü sanki vites attırdı. Ben %51 yani. City, %49 Liverpool diyorum. City daha favori ya. Ama sakatlıklar da çok belirleyecek. Yani şu salahsız dönem mesela Liverpool'un takılmaması önemli, bir avantaj. Önemli. Evet. Bitti mi? O zaman bitti. Bu kadar. Kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa sona erdi.